Yakıt yandıkça uzay aracının motoru yakıtın yalnızca kimyasal enerjisini değil, kinetik enerjisini de kullanabilir. Gezegenler arası yolculuk. Güneş sistemimizi keşfetmek için roketlere ihtiyacımız var. Peki ama roketler uzayın derinliklerine nasıl ulaşıyor? Her uzay uçuşunun ilk aşaması dünya yüzeyinden yaklaşık 200 kilometre yukarıdaki alçak bir yörüngeye ulaşmak. Bu irtifa atmosferin büyük kısmı arkasında kalır. Yer çekimi neredeyse yüzeydeki kadar güçlüdür ama dünyanın üst atmosferinden kaynaklanan sürtünme çok azdır. Eğer roketin en üst kademesi yeterince hızlı hareket ediyorsa istikrarlı bir dairesel veya eliptik yörüngeyi koruyabilir. Bu yörüngede yer çekimiyle aracın düz bir çizgi çizerek uçma eğilimi birbirini sıfırlar. Uzay araçlarının ve uydularının çoğu bu alçak dünya yörüngesinden öteye gitmez. Ancak dünyayı tamamen terk edip güneş sistemini keşfetmeyi amaçlayanlar kaçış hızına ulaşmak için daha da hızlanmalıdır. Kaçış hızı gezegenimizin yer çekiminin onları asla geri çekemeyeceği hızdır. Dünya yüzeyinde kaçış hızı alçak dünya yörüngesindeki cisimlerin ortalama hızlarından yaklaşık %50 daha fazladır. Dünyadan uzaklaştıkça bu hız düşer. Gezegenler arası uzaya gönderilen sondalar genellikle ilk olarak uzun veya eliptik yörüngelere oturtulur. Bunun için üst kademe bir roket dikkatlice zamanlanmış bir itiş patlaması gerçekleştirir. Söz konusu roket uçuşun devamında da uzay aracına bağlı kalabilir. Böyle bir yörüngede uzay aracının dünyaya uzaklığı yüzlerce ile binlerce kilometre arasında değişebilir. Uzay aracı dünyaya en yakın olduğu noktada azami hıza ulaşır. Dünyadan uzaklaştıkça yavaşlar. İşin ilginç yanı gezegenler arası uzaya çıkmak için gereken kritik roket yakma işlemi genellikle yer bireye yakınken yapılır. Bunun nedeni Oberth etkisi denilen bir durumdur. Roket denkleminin beklenmedik bir özelliği olan Oberth etkisi, roketin daha yüksek hızda hareket ederken daha verimli olduğunu gösterir. Şöyle düşünün, yakıt yandıkça uzay aracının motoru yakıtın yalnızca kimyasal enerjisini değil, kinetik enerjisini de kullanabilir ve yüksek hızlarda kinetik enerji daha fazladır. Dolayısıyla daha yüksek hızlardayken küçük bir irtifadan kaçış hızına ulaşmak için gereken ilave roket etkisi, daha düşük hızlardayken yüksek bir irtifadan kaçmak için gerekenden daha azdı. Uçuş mühendisleri ve görev planlamacıları belirli uçuş manevraları için gereken delta V değerinden bahseder. Delta V aslında hızdaki değişim anlamına gelir ama mühendisler bunu bir manevrayı gerçekleştirmek için zaman içinde ihtiyaç duyulan iti kuvvetinin bir ölçüsü olarak kullanır. Genellikle görevler bir delta V bütçesine göre planlanır. Delta V bütçesi uzay aracının mevcut yakıt kaynaklarını kullanarak ne kadar süreyle ne kadar itki kuvveti üretebileceğini gösterir. Uzay aracını bir gezegenden başka bir gezegene minimum delta V kullanarak göndermek için aracı güneş etrafındaki Ohman transfer yörüngesi adlı eliptik yörüngeye oturtmak gerekir. Uzay aracı bu eliptik yörüngenin bir parçasından ilerlemeye başlar. Bu parça iki gezegenin yörüngeleri arasındaki spiral bir yolu andırır. Yolculuk boyunca başka bir itki kuvveti gerekmez. Uzay aracı hedefe vardığında son yörüngesine girmesi için bazen sadece yer çekimi yeterli olur. Bazen de yörüngeye girmek için ters yönde bir roket itişi gerekebilir. Bu işlem için genellikle uzay aracı uzayda döndürülüp motoru ateşlenir. Aktarmış olduğumuz metni 5 maddeye bölmüşler ve bu 5 maddeyi de size şimdi aktaracağım dostlarım. Birinci madde alçak dünya yörüngesi. Uzay sondası fırlatıldıktan hemen sonra genellikle dünyanın birkaç yüz kilometre üzerinde kabaca dairesel bir alçak dünya yörüngesine girer. 2. Dünya etrafında elips. Çok iyi zamanlanmış bir veya birkaç roket yakma işlemiyle uzay aracı dünyadan uzaklığı değişen daha elipt bir yörüngeye itilir. 3. Hız kazanma. Elipte transfer yörüngesindeki sonda dünyadan uzaklaşınca daha yavaş, dünyaya iyice yakınlaşınca da çok daha hızlı hareket eder. 4. Yakından itiş. Oberth etkisi sonucunda uzay aracı yüksek hızdayken ve dünyaya yakın hareket ederken roketler aynı miktarda yakıtla daha fazla itki kuvveti sağlar. 5. Ohman transfer yörüngesi. Son bir yanmayla sonda bizim bakış açımızdan spiral bir görünen ama aslında güneş etrafındaki elip bir yörüngenin bir parçası olan yörüngeye girerek dünyadan kopar. Uçuş zamanı. Roketler dünyanın atmosferini aşıp uzaya çıkabilmek için büyük kuvvetleri hassas bir şekilde dengelemek zorundadır. Roketler yakıtla oksidanın şiddetli bir kimyasal tepkimeye girmesiyle kontrollü bir patlama yaratarak itki kuvveti üretir. Patlama sonucunda genleşen gazlar bir egzoz aracılığıyla roketin arkasından dışarı itilir. Özel olarak şekillendirilmiş bu egzoz, yanma sonucu oluşan sıcak ve yüksek basınçlı gazı hipersonik hızlarda dışarı atılan bir akıma dönüştürür. Newton'un 3. hareketi
hareket yasasına göre her hareketin kendisine eşit ve zıt bir tepkisi vardır. Dolayısıyla gazları egzozdan dışarı iten hareket kuvveti, roketi ileri iten eşit ve zıt bir kuvvetle dengelenir. Bu kuvvet aslında yanma odasının üst duvarına etki eden ama roket motoru her roket kademesinin ayrılmaz bir parçası olduğundan roketi bir bütün olarak etki ettiğini düşünebiliriz. Her iki yönde etki eden kuvvetler eşit olsa da Newton'un başka bir yasası nedeniyle görünür etkileri farklıdır. Bu yasa daha büyük kütleli cisimlerin belirli bir miktarda ivmelenmesi için neden daha fazla kuvvete ihtiyaç duyduğunu açıklar. Dolayısıyla etki kuvveti küçük egzoz gazı kütlelerini hipersonik hızlara ivmelendirirken ona eşit tepki kuvveti daha çok büyük kütleli roket üzerinde ters yönde daha küçük bir ivme üretir. Roket hız kazanırken hareket yönünün itme yönüyle aynı hizada tutulması hayati önem taşır. Roketi yörüngeye doğru yönlendirmek için küçük küçük ayarlamalar gerekir. Ciddi bir hata yapılırsa roket tamamen kontrolden çıkabilir. Roketlerin çoğu yalpa çemberli motorlarla yönlendirilir. Bu motorlar tamamen dönerek itme yönünü an be an değiştirebilir. Alternatif olarak egzoz gazlarını saptırmak için harici kanatçıklar kullanılabilir veya yardımcı motorlar da kullanılabilir. Uçuş zamanına bir de maddesel yönden bakalım dostlar. 7 tane maddesi var. Birincisi dikey yükseliş. Kuvvetler merkezi eksen boyunca etki eder. Yer çekimi ve hava direncinden kaynaklanan sürükleme kuvveti roketi aşağı çekerken itki kuvveti yukarı doğru da iter. 2. Geri dönüş. Basınç merkezi ağırlık merkezinin altında ise tork kuvveti roketi kararlı bir yola geri döndürmeye de çalışır. 3. Yalpa çemberi. Çoğu rokette yönü ayarlamak için kanatçık yerine yalpa çemberi motorlar kullanılır. 4. Büküm kuvvetleri. İtki kuvveti roketin hareketiyle aynı hizada olmadığından tork adlı kuvvet ortaya çıkar. 5. Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi kütle dağılımının tam orta noktasıdır. Uçuş boyunca ağırlık merkezi değişir. 6. Basınç merkezi. Basınç merkezi sürükleme ve kaldırma kuvvetlerinin etki ettiği noktalardır. 7. Eksen dışı. Kanatlar roketi stabil tutar ama hem kanatçıkların hem de roketin gövdesinin ürettiği taşıma kuvveti roketi belirli bir yöne iter. 13. videomuzun da sonuna geldik dostlarım. Bu videomuzda sizlere gezegenler arasında hareket eden bir uçan cismin nasıl çalıştığını ve itki kuvvetiyle torkların nasıl hareket ettirdiğini bundan kısa kısa böyle sohbet olarak size bahsettim dostlarım. Bu serimizde belgesel serisi çeken dostlarımızın yanı sıra biz farklı farklı yönlerden ele alarak biraz gezegenlerden, biraz roketlerin yapılışından ve motorlarından, uçuşundan bunlardan bahsederek aslında farklı yönlerden farklı bir şekilde konuya adapte olmaya çalıştım. Bu serimiz uzun bir şekilde devam edecek dostlarım. Bu seri ilerlerken sizin göstermiş olduğunuz beğeni ve abone sayılarımızın artması bizi mutlu ediyor dostlarım. O yüzden her videomuzu beğenirseniz ve abone olursanız bizim için gerçekten çok mutlu edici bir durum olacak. Eğitim Masası ailesi 750 abone bandını aştı. Hepinize çok teşekkür ederim. 1,5 senedir haftada 2 gün standart bir şekilde çarşamba ve pazar günleri video atmaya devam ediyoruz. Ve bunu bir iş haline ve bir alışkanlık haline getirdik. Ve bu şekilde de devam edecek dostlarım. Ben size bilgilerimi, bildiklerimi aktarmaya devam edeceğim. Sizler de yorumlarınızla bana katkı sağlayabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Eğitim Masası ailesi, bir dahaki video gelene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.